Zikir kaygıdır. Kaygı. Kaygı. Yani insan nedir diye sorsanız bana insan kaygısıdır derim. Neyi kaygı ediyorsanız siz osunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani gündeminiz nedir diye sorsam neyi kaygı ediyorsanız gündeminiz odur. Sizin derdiniz nedir diye sorsam neyi kaygı ediyorsanız derdiniz odur. Zikriniz nedir? Yani kafanıza ne takıldı? Siz neyi dert edindiniz? Zikriniz odur hocam. Evet. Neyi dert edinirseniz zikriniz odur. Dolayısıyla zikir kaygı. Kişi önemsediği ve öncelik verdiği şeyler için kaygı duyar değil mi? Evet. Siz Allah'ı kaygı ederseniz Allah da sizi kaygı eder. Ne güzel bir ifade değil mi hocam? Yani bilmiyorum. Bazıları da fitil olur belki de. Kaygınız Allah olsun ki. Aynen. Efendim. Allah'ın kaygısı siz da siz Allah'ı ajandanıza yazın. Aynen. Allah da sizi ajandanıza ajandasına yazsın. Yaz. Siz Allah'ı düşünün. Eyvallah. Allah da sizi düşünsün. Aynen öyle. Siz Allah'ı defterinize kaydedin. Allah da sizi defterine bunu kaydedin. Bunu söylüyor zaten. Bunu Kur'an'da görüyoruz bunu. Harika söylüyor. Nesullâhe ve nesiyehum. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Nesullâhe fe'ensâhum enfusahum. Onlar, bu ayrı bir ayet. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları kendi kendilerine unuttu. Unutturdu. Demek ki insanın Allah'ı unutması değil felaket. Çünkü Allah'ın senin hatırlamana ihtiyacı yok ki. Unutsan ne olur? Hep unutsan ne olur? Nesi eksilir yani? Ama Allah seni unuttu. Ve seni de sana unutturdu mu işte felaket odur.